İl Başkanı Tekeli yetkililere seslendi. Üreticimizi mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Üreticinin emeklerinin heba olmasını, de, elmaların depolar düşürmesini mi bekliyorsunuz? Üreticimizi mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Güçlü bir tarım altyapısına sahip Isparta'da soğuk hava depolarının yarısından fazlasının elmalarla dolu olduğunu söyleyen İyi Parti Isparta İl Başkanı İbrahim Tekeli, elma üreticisinin sorunlarını dile getirdi. Kentte elma ihracatına yönelik bir pazarlama planının olmadığına belirten il başkanı Tekeli, "Elmaların depolarda çürümesini mi bekliyorsunuz? Bir an önce Isparta milletvekillerimizi göreve davet ediyoruz" dedi. Bildiğiniz üzere Isparta'mızın ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olup lider olduğu birçok tarımsal üretimi söz konusudur. Isparta'mız için ülkemizin elma bahçesi deriz, gül bahçesi deriz, lavanta bahçesi deriz. Bunlara ek olarak kiraz, domates, üzüm, kayısı gibi ürünleri de sayabiliriz. Tarımsal üretimde kendi ispat etmiş bir kent olduğumuza inanıyoruz. Bugün ülkemizde üretilen her dört elmadan bir tanesi kentimizde yetişiyor. 215 bin dekar alanda her yıl yaklaşık 1 milyon ton civarında elma üretiliyor. Isparta'mızın coğrafi konumu ve bölgenin ekolojik koşullarından dolayı elma üretiminde hem yüksek verim hem de istenen kalite yakalanıyor. Ülkemizin birçok bölgesinde elma üretiliyor fakat Isparta'da üretilen elmanın kokusu, dokusu, aromasıyla bir diğer bölgelerdeki elmaların çok çok önünde olduğu görülüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Isparta Ticaret Borsası Başkanı Sayın Hüday Şahin Isparta elmasının coğrafi işaret tescil belgesi aldığını açıklamıştı. Sayın Şahin'e ve ekibine bu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Isparta elmasının tanıtım çalışmalarında devam ettiğini biliyoruz. Ancak üreticilerimizle bir araya geldiğimiz ziyaretlerimizde ilimizde 300 bin ton elmanın soğuk hava deposunda beklediğini öğrendik. Yaklaşık 500 bin ton atmosfer kontrollü soğuk hava deposu kapasitesinden sahip Isparta'da de, maalesef ki depoların yarısından fazlası elma ile dolu. Üreticimiz haliyle bir panik içerisinde yeni ihracat kapılarının açılmasını bekliyor. Bir yıl boyunca emek verdiği, hasat döneminde başta iş gücü olmak üzere yaşadığı onca sıkıntının ardından şimdi de üreticimiz maalesef verdiği emeğin karşılığını alamıyor. Elma ihracatına yönelik bir pazarlama planının olmadığını, milletvekillerinin bu konuda yeterli bir şekilde çalışmadığını, uluslararası pazarlara yönelik gayretin yetersiz olduğunu görüyoruz. Elmanın hem iç pazarda hem de dış pazarda satılabilmesi için konunun paydaşı olan tüm kurumlara göreve davet ediyoruz. Elmaya yönelik ihracat kapılarının açılması, ilimiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanması için ihracat yapan firmaların, üreticilerinin sorunlarının öncelikle tespit edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Akabinde de çözüm odaklı çalışmalarının yapılmasını istiyoruz. Son zamanlarda Mısır pazarından söz ediliyor. Elmanın serbest ticaret anlaşması kapsamına alınması isteniyor. Peki bunca zaman neden bu çalışma yapılmadı? Ya da neden hala elma bu kapsam içerisine alınmadı? Üreticinin emeklerinin heba olması, elmanın depolarda çürümesini mi bekliyorsunuz? Üreticinin emeklerinin heba olmasını, de, elmaların depolarda çürümesini mi bekliyorsunuz? Üreticimizi mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu konuda Isparta milletvekillerimizi ve yetkilileri göreve davet ediyor. Herkesin taşın altına elini koymasını bekliyoruz.